Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Sabah İstanbul'dan yola çıktım. 380 km sonra yaklaşık 5-5,5 saat sürüyor. Sivrihisar'dayım. Sivrihisar'a geliş amacım bu hafta sonu yapılacak olan havacılık gösterileri ama bu yıl ne yazık ki seyircilere kapalı. Sadece sosyal medya üzerinden canlı yayın yapılacak. Ben de bu canlı yayınlarda aralardaki röportajları gerçekleştireceğim. Sivrihisar'a doğru ilerliyorum. Sivrihisar Havacılık Merkezi'ne doğru. Orada gösterilerle, hazırlıklarla görüşmek üzere. Tabii ki Sivrihisar'ın girişinde hemen bizi bir F4'e ana uçağı karşılıyor. Son yıllarda birçok belediyeye, ilçeye, ile veya parklara hava kuvvetleri eski uçaklarını hediye ediyor. Sivrihisar'ın da ayrı bir yeri var tabii. Eskişehir bir fantom kenti ama Sivrihisar'da bir hava meydan komutanlığı var. Bu hava meydan komutanlığında da yedek meydan olarak kullanılıyor. Bir bakıyorsunuz özel testler yapılıyor, tatbikatlar yapılıyor Sivrihisar meydanında. Belki hava kuvvetleri bu Sivrihisar'ın ilçe topraklarının ev sahibi yaptığı bu meydana da böyle bir jest yapmış. Ama ne yazık ki uçağın etrafı şişelerle dolu, işte mangal yakılmış, kömürleri falan var orada. İnşallah burası en kısa zamanda toplanır. Biraz da bu konuda insanımıza görev düşüyor. Lütfen anı uçaklarımıza iyi bakalım. Zarar vermeyelim. İnsanlar bunları görsün çünkü bu F4'ler dünyada uçan çok az miktarda var. Ve gelecek nesillere aktarılması gereken gerçekten görüyorsunuz anıt uçaklar. F4'ümüze iyi bakalım. Bütün anı uçaklarımıza daha doğrusu iyi bakalım. Hemen önünde ise bir anı uçağı var. Ahşaptan yapılmış. Epey bir zamandır güneş altında tabii boyaları sökülmüş. Biraz tahta olması nedeniyle çürümeler var. Bu uçak Brege 14. 1'e 2 ölçek yani gerçeği bunun tam iki katı. Brege 14 için Sivrihisar uçağı ismini taşıyor. Muhtemel Sivrihisarların yaptığı yardımlarla alınmış. Türk Hava Kuvvetleri'nin özellikle 1930'lu yıllarda kullanılmış çift kanatlı iki kişilik bir uçak. Bu uçağın da anısı burada yaşatılıyor ama F4'te de olduğu gibi biraz çevreyi azıcık daha toparlamak gerekiyor. Keşke daha fazla bakımlı olsa, yemyeşil çimleri, tertemiz etrafı görebilsek ama ne yazık ki. Şu anda Solo Türk antrenman yapıyor arkamda. Yaklaşık 25-30 dakikalık bir uçuş için Solo Türk Konya'dan kalktı. Her gösteri öncesinde bir antrenman yapılıyor. Ve arkamda gümbür gümbür motor sesini ve sunucumuzun da tabii sesini duyuyoruz. Arkamdan Solo Türk geliyor. Solo Türk her uçuş öncesinde özel bir antrenman yapıyor. Ve bakın arkamdan geçişini tamamlıyor. İşte Solo Türk pazar günü bu şekilde selamlayacak herkesi. Canlı yayın sosyal medyada Sivrihisar havacılık gösterilerinde. Umarım gelecek yıl bu problemler, sağlık işi biter ve tekrar burada hep birlikte oluruz ve bu gösterileri seyredebiliriz. Türk'ün antrenmanı birlikte izledik. Gelin şöyle bir uçuş hattına bakalım. Hangi uçaklar var birlikte görelim. Bu uçak Pitts'in Mor Menekşe özel yapım uçağı. Ali İsmet Öztürk tarafından kullanılıyor. Tek motor, çok özel modifikasyonları var. Bunda yapacağı gösterilerde yıllarca olduğu gibi bu uçağın gösterilerini pazar günü birlikte seyredeceğiz. Hemen yanına doğru devam ediyoruz. Aviat Aircraft'ın Husky uçağı. Bekteker. Taşa toprağa her yere iniyor ve bu uçakta çok güzel bir gösteri yapacak bize. Devam ediyoruz. MD-500 helikopteri. MD-500 helikopteri de tek gösteri yapacak. Sivil helikopter. Ayrıca jandarmanın çelik kanatları var.
Onun yanında da polis havacılık, yani Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Bell 429'ları uçacak. Onun yanında da işte MD-500 çok özel bir gösteriye imza atacak. Sivrihisar'ın toprakları çok beyaz, kireçli. Buralar adeta çöle benziyor ama işte bir deniz uçağı. Deniz uçağı da bu gösteriler arasında sergide yer alacak. Hemen yanında bir başka Cessna. İnanılmaz klasik, pırıl pırıl parıldıyor. Cessna 195. O da bekteker. Bekteker tabii büyük bir avantaj veriyor kısa pistlere, yarı hazırlanmış pistlere inmek için. Çünkü pervaneyi yukarıda tutuyor. Taşın toprağın değmesini engelliyor. Bir klasik T6. T6 uzun yıllar Türk Hava Kuvvetleri'nde de kullanılmış bir eğitim uçağı. Yüksek performanslı. Bu burada Sivrihisar'da yer alan müzenin envanteri içerisinde uçağın aktif olarak tutulan çok klasik bir uçak. İki kişilik, o da özel bir gösteri gerçekleştirecek. Ve hemen burada da Boeing Stermanları görüyoruz. Boeing deyince aklınıza yolcu uçakları geliyor ama 1930'larda tasarlanan çift motorlu, çift kanatlı uçaklar. İki adet müzenin envanterinde ve bu uçaklar kol uçuşu yapacak, özel gösteriye imza atacaklar. Hemen devam ediyoruz. Bir başka çift motorlu devasa uçak Antonov 2. Antonov 2 uzun yıllar Türk Hava Kurumu'nda paraşüt atma ve zirai ilaçlanma amaçlı kullanıldı. Bugün burada müzeye kazandırılan bir uçak aktif olarak tutuluyor. Keşke Türk Hava Kurumu'nda da bir tane olsa uçsa diyoruz ama bu dünyanın en büyük çift motorlu uçağı 10 paraşütçü alabiliyor. 2 pilot tarafından kullanılıyor ve gerçekten gökyüzünün Sovyetler döneminde 2. Dünya Savaşı arkasından tasarlanmış en ilginç uçaklarından biri. Başka efsane C-47 askeri adı, DC-3 sivil adı. Türk Hava Yolları, Türk Hava Kuvvetleri'nde uzun yıllar kullanılmış adı da Turkish Delight tabii bu uçağın. Aynı zamanda Türkiye'de maden tetkik arama ve devlet hava meydanları filosunda da görev yapmış bir uçak. 2. Dünya Savaşı'nın nakliyeden hava indirmeye kadar çok farklı görevlerinde kullanılmış bir uçak. Ve bu uçakta bir süre önce Sivrihisar'da kurulan bu merkezin müzesinin uçan uçaklar envanterine girdi. Ve gerçekten çok önemli bir uçak. Yurt dışında insanlara bu uçakları söylediğimiz zaman gıpta ile bakıyorlar. DC-3, T6, Antonov 2 biraz sonra gösterisini yapacak. P-51 gerçekten böyle bir müzenin Türkiye'de olması, nasıl tarihi eserlerimiz varsa havacılık açısından, kültür açısından da çok önemli. Görüyorsunuz MSO Air and Space Museum logosu kanadın arkasında ve bu uçakta böyle bir selamlıyor Türkiye'yi. Umarız daha fazla uçar. İlerleyen günlerde şu salgın biter ve daha fazla insan bu uçağı görmeye buraya gelir. Gerçekten bu uçak görülebilecek havacılığın klasikleri arasına girmiş bir uçak. İnanılmaz bir motor sesi var. Zaten bunu gösterilerde dinleyeceksiniz. Bana ninni gibi geliyor. Gerçekten umarım uzun yıllar bu güzel uçakları görmeye, seyretmeye devam ederiz. Uçakların arasında olmaktan inanılmaz mutluyum. İzleyici yok ama burada sosyal medya üzerinden Twitter, Facebook, Instagram, YouTube hepsinin üzerinden Sivrihisar Havacılık Gösterileri diye arayın. Bu uçakların muhteşem gösterisini seyredin. Ben de arada röportajları yapacağım ekiplerle. Pazar günü görüşmek üzere. Herkese havacılıkla dolu ve tabii ki sağlıklı günler diliyorum.